قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Cabir radıyallahu anh üzülür atasının şahit olmasına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Cabir sana ne oldu? Diyor, ya Resulallah atan şehit oldu Uhud'da. Üstelik de büyük bir aile bıraktı. Diyor, ey Cabir ben sana bir müjde vereyim diyor. Sana bir müjde vereyim ki senin de bunun kalbin sevinsin diyor. Allah Teala bugüne kadar hiç kesle vasıtasız yani görünmeden onun yani gözüne görünerek danışmamıştı. Tek sen atanla danıştı. Ona dedi ki, benden ne istiyorsan sana vereceğim diyor. Ne istiyorsan sana vereceğim. Sen atan da dedi ki, ya Rabbi beni tezden dirilt, senin yolunda tezden şehit olum. Allah Teala dedi ki, benim hükümüm değişilmezdi. Yani bu dünyaya, dünyadan köçen tekrar dirilmez. O zaman dedi ki, ya Rabbi o zaman benim o dünyadaki kardeşlerime, benim halımı, benim hansı nimetler içinde olduğumu haber ver. Bu ayet nazil olur. Hemen ayet ondan sonra nazil olur. O kesler ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar cennette ruzlenirler. Bu Cabir bin Abdullah'ın atası hakkında Abdullah bin Haram radıyallahu anh hakkında nazil olmuş ayetidir. Ve burada şücaetle değişen sahabelerden biri de kim olur? Hamza radıyallahu anh olur. Hamza radıyallahu anh dediğim gibi 30'dan artık kafirin başını kesir. Hatta bunu bize kim rivayet ediyor? Bukhari'de gelen rivayette Vahşi bunu rivayet ediyor. Vahşi değil, ben değil. Cübeyr bin Mut'im'in atasının kölesiydi. Onun emsi Bedir'de öldürüldü diyor. Müslümanlar onun emsini öldürdü. O dedi, bana dedi ki, ben onun sen de Uhud savaşında bu dövüşte Hamza'nı, peygamberin emsini öldür, ben seni azat edeceğim. Benim de dövüş maksadım buraya gelmekte değil. Dövüşmek değil, yalnız Hamza'yı öldürmeyin. Ve ben bir dağın arkasında gizlendim. Bir de gördüm ki deyir, Hamza deli deve kimi dövüşür. Sağına soluna kim gelir öldürür. Ve bu zaman bir de gördüm, ben de taşındı, kayanın arkasında gizlenmiştim. Bir de gördüm benim üstüme doğru gelir. Ben deyir, nizanı ona attım. Karnından girdi, küreğinden çıktı deyir. Bununla bile yine de üstüme şığınağa devam etti. Dedim artık mene geçir, mene öldürecek. Artık mene çatandaysa dizlerini yere koydu ve vefat etti. Ve bu sahabe bazı sahabeler hakkındadır ve Müslümanlar bundan sonra özlerini toparlayırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sağ olduğunu bilirler. Özlerini toparlayıp tezden bunların üstüne hücuma geçirirler. Tekrar müşriklerin üzerine hücuma geçirirler ama müşrikler özlerinin zannında değiller ki biz aldığımızı aldık. Müslümanlara zarar vurduk ve artık arkaya doğru çekilmeye başlayırlar ve Müslümanlar onları takip edirler. Takip edirler, Medine'den çıkana kadar Allah arkasında gidirler, sonra geri kaydırlar. Yani ondan önce Ebu Sufyan gelir kışkırır ki aranızda Muhammed var mı? Peygamber Hasan diye cevap vermiyor. Ya aranızda Ebu Bekir var mı? Yine cevap vermiyor. Üçüncü aranızda Ömer var mı? Ya cevap vermeyen de Peygamber Hasan tavşanı ki cevap vermeyin. Bir o zaman artık onları öldürmüşük. Yani bunu fakirle diyen de Ömer radıyallahu anh sabretmir. Diyor ki, hayır ey Allah'ın düşmanı diyor. Onlardan senden kısas alacak insanlar hala sağdır. O zaman diyor ki, ey Hubel ucal diyor. Onların bütün adını çekir. Peygamber Hasan diyor onlara cevap verin ki Allah daha uca, daha uludur. Buna diyen de o diyor ki, bizim Uzza'mız var, Uzza bütünümüz var sizin. Uzza bütünüz yoktu. Diyor ki, bizim de Allah yardımcımız da sizin yardımcınız yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bu şekilde cevap veriyor. Dediğimiz gibi, yani aslında dövüşün evvelinde de ve sonunda da dövüş Müslümanların zaferiyle başa çatır. Ama Müslümanların verdiği etkiler büyüğüydü. Ve müşrikler gidirler, Hamra el-Esed deyilen yer var. Mikat'ta niyet edilen katkı yer var, Zülheleyfe. Oradan bir 15-20 kilometre o tarafa Mekke'ye doğru. Orada tekrar toplaşırlar. Müslümanlar bunu eşidende ki toplaşırlar, ona tekrar hücum etmek istiyorlar. Müslümanlar korkmurlar bundan. Aksine imanları daha da artır, onların üzerine gitmek istiyorlar. Ama müşrikler bundan vazgeçirler, Mekke'ye dönürler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelir ve burada şehit olan sahabeler dediğim gibi 70'den artık sahabe burada şehit olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları burada defnedir ve sahabeleri 2-2, 3-3 bir kabre koyuyor.
Ve birinci kabile kimi koydu? Kim soruşar ki, hansı Kur'an'dan daha çok bilir? Onu birinci kabile indirirdi. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu da Kur'an'ın təzimini bize haber verir. Ve Uhud'da olan hadiselerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dövüşte yüzünün yaralanmasıdır. Müşriklerin kazdığı bir kuyuya düşür ve zirehinin demiri yüzünü cızır, yüzünü yaralayır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in alnı yaralanır ve dişi sınır burada. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan sonra bir ay unuttular tutur ki keyfe yuflihu kavmu şeccu nebiyyehum. Peygamberini yaralayan bir kavim necek tapa bilər. Ayə nazil olur ki leysa leke minel emr şey. Onların işi sana ait değil. Onların işi sana kalmıyor. Yani Allah azze ve celle hesaba çekecek. Senlik değil. Ve ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir konutu saklayır. Onlara her ona kadar bir ay müddetinde her namazda şeyde kunut duasında sırf namazına sonra kunut tutup ve beddua ederdi. Ve Allah falan ondan sonra o ayen azim ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurutu saklıyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada yaralanır dediğim gibi. Ve sahabeleri şehit olur. Ve gelir sahabelerini defin edir ve bakır ki Mekke müşrikleri sahabelerin cesediyle oynuyor. Karınlarını yarıflar, ciğerlerini çıkardılar, yüreklerini çıkardılar. Ya bu dehşetli bir şeydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha çok üzen daha bu emel edilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları defin edir. Üç neferin sahabenin kabirini burada defin edir. Yani bunlar tahmini olan kabirler ama hamısı buradadır yani. Bu gördüğünüz burada Hamza radıyallahu anh'ın kabiridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisi oğlu Abdullah bin Cehş radıyallahu anh'ın kabiridir. Aynı zamanda zövcesi Zeynep bin Cehş var. Zeynep'in kardeşi. Ve üçüncü de Musab bin Umeyr'in kabiridir. Geride kalan sahabeler ise bu gördüğünüz az büyük bir yer var ha bu ortada. Taşların. Bu taşların orası. İnşallah o taraftan bakanda daha geniş görür. Kalan sahabeler de orada defin edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Orada iki, iki, üçü sonra defin edip sahabelerin kalanını. Ve sahabelerin hamısı demek var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar bazı rivayetlerden ki gelir ama rivayetler sahih rivayetler değil ki o nasıl deyirler ki onları belki yaparım hayır. Uhud şehitlerinin hamısı Uhud'da defin edip. Ve Uhud'da bizim için ibretler var. İbretlerden birincisi İzzet Allah azze ve celle'nin dilindedir. Müşrikler ne etseler de bir şey edemezler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isteyir. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Başka ayet Allah Teala buyuruyor ki güzel sonluk müminlerindir. Ona göre insanlar iman ehli ne kadar ki dinlerine yapışacak Allah Teala onları izzetlendirecek. Neyse ki Ömer radıyallahu anh diyor ki biz öyle bir kavmiz ki Allah bizi İslam'la izzetli etti. Eğer izzeti İslam'dan başka bir şeyde arasak Allah bizi zelil edecek. İkinci ibret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybi bilmirdi. Gaybi bilseydi getirip sahabelerini burada şehit ettirmezdi. O duruma salmazdı. Üçüncüsü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer sağlığında ne özüne yani dediğim gibi yüzü yaralandı, dişi düştü, alnı yaralandı, mesela gözünün kavağında sahabeleri şehit oldu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları karşısına alabilmediyse, vefat edenden sonra sen nece Allah azze ve celle istediğin kimi ondan istiyorsan, Allah'a dua ettiğin kimi ona dua edirsen, ya Resulullah ömene evlat ver diyorsan, ya Resulullah mene şafa ver diyorsan. Yani insanlar var bu haldadılar bugünkü gün. Bakın, Allah azze ve celle'den istedikleri, istenilecek şeyleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiyor. Buna kadir olan Allah azze ve celle Allah buyuruyor ki emmen yücebul muttarra izâ da'a, sıkıntıda olanın dua ettiğinde duasını kabul eden kimdir? Allah azze ve celle. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecîb lekum. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin dualarınızı kabul edin. Başka ayet Allah Teala buyurur ki ve izâ sâleke ibâdi annî fe innî garîb ucîbu dâvete da'î izâ da'ân. Kullarım senden ben hakta soruştukta ben onlara yakınam. Dua edenin duasını kabul ederim. Yeter ki sen dua ile tek Allah'tan iste. O ennel mesacide lillah fe la ted'u ma'allahi ahada. Hakikaten mescitler Allah'ındır. Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. İhtiyaçlara cevap veren odur. Hastalara şifa veren odur. Nece ki İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Ve izâ marittu fe huve yeşfîn. Hastalanan da bana şifa veren odur diyor.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu insanların kalbinde ekmek için gönderildi. Tevhidi ekmek için gönderildi. Ve bu tevhid kelimesini ucaltmak için bu savaşları verdi, bu mücadeleni verdi. 23 yıllık davetini tevhid üzerinde kurdu. Bugünkü gün özüne ama çok teessüf olsun gözüne Müslüman diyen insanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği bu risaletin tam eksini yaşamak istiyor. Uhud'da olan faydalardan biri de nedir? Sebeplerden tutmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğim kimi iki zireh giyindi. Allah'a tevekkül edirəm, ben çıxıram, gedirəm, hayır. Sebeplerden götürdü. Allah'a tevekkül etmek önemlidir. Tevekkül etmeyle beraber ne inemelisin? Sebepten de götürmelisin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu emeli bize gösterir ki sebeplerden de götürmek lazımdır. Allah'a tevekkül etmeyle beraber aynı zamanda sebepten de götürmelisin. İki kat zireh giyindi. Ve hemçinin Uhud'da olan ibretlerden biri de nedir? Okçularla bağlı olan ibrettir. Okçular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü dinlememeyle onların ettiği emelin ziyanının zararını kim çekti karşılığını? Bütün Müslümanlar çekti. Ve bu da şeriyetimizde rehbere, başçıya itayetin önemini bize haber verir. Müslüman başçıya itayet eylemek Ehl-i Sünnet itikadının esas noktalarından biridir. Ve Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize beyan ediyor ki: "Ya eyyühellezine amen ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulul emri minkum." Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin ve özünüzden olan başçılara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana asi olarsa Allah'a asi olmuştur. Kim benim başçıma, yani bir Müslüman başçıya itaat ederse bana itaat etmiştir. Kim Müslüman başçıya asi olarsa bana asi olmuştur." Bu önemli bir meseledir. Ben Müslüman rehbere karşı çıkmanın zararını hemşe kimler çekir? Tek çıkanlar değil, bütün Müslümanlar o zararı çekir. Necə ki buna birinci dəlil, tarixdə ilk dəlil nədir? Uhud'da olan hadisədir. Və ondan sonra İslam tarixində baxır. İslam tarixində nə zaman insanlar Müslüman başçılarına qarşı çıxıblarsa, bu o ölkələrdə fəsadın daha da böyüməsinə və Müslümanların böyük zərər çəkməsinə səbəb olubdur. Və Uhud'da olan faydalardan, Uhud'da olan ibrətlərdən biri də odur ki, Uhud savaşında münafiqlərin əsas sifəti bəlli oldu. Yəni onlar artıq səhvlərini bir növ bəlli edirlər. 300 nəfəri onlardan müsəlmanlardan ayrılaraq döyüşdə iştirak eləmədilər. Və bu artıq bununla da müsəlmanlar onları bir növ tanımış oldu. Və Uhud'da həqiqətən böyük faydalar var. Uhud əslində bir zəfərdir. Müsəlmanlar üçün bir zəfərdir. Həmçinin Uhud'da olan faydalardan biri oldu ki, burada bəzi əhkamlar burada nazil oldu. Əhkamlardan nə idi? Şəhidlərin necə dəfn olunması ilk dəfə Uhud'da tətbiq olundu. Şəhid, Allah yolunda şəhid olan, döyüş meydanında şəhid olan nə yuyulmur, nə kəfənlənmir, nə də cənazə namazı qılınmır. Olduğu kimi dəfn olunur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onlar qiyamət günü qəbirlərindən o şəkildə diriləcək, yaralarından qan axaraq diriləcək, rəngi qan rəngi olacaq, amma ondan müşk giysi gələcək. Yəni şəhidlərə xas bir fəzilətdir bu. Bu hökmlər hamısı buradan azdır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in dediyim kimi daha çox Quranı əzbər biləni birinci dəfn eləməsi Quranın önəmini bizə xəbər verir. Allahın kitabına diqqət etməmizi bizə yönəldir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmişə Quran əhlini sağlığında da vəfat etdikdən sonra da Quran əhlini üstün tutardı. Bu da Quranın önəmini bizə xəbər verir. Və son olaraq Uhud'da şəhid olan bir sahabə haqqında danışaraq inşallah biz gedək. O da Mus'ab radiyallahu anhu. Mus'ab radiyallahu anhu Məkkə əhlindən idi. Və Məkkənin ən gənc, ən gözəl və eyni zamanda ən varlı ailələrindən birini olan gənc insan idi. Və Mus'ab radiyallahu anhu ən gözəl, ən bahalı paltarları geyinərdi, ən bahalı ətirləri vurardı. Və Məkkənin küçələrinə çıxanda bütün qızlar küçələrə çıxardı ki, uzaqdan Mus'abın ətirinin iyisini duymaq üçün, baxın, təkcə onun iyisi üçün, onun iyisini duymaq üçün küçələrə çıxardı qızlar onun üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e peyğəmbərlik verdiyəndə Mus'ab radiyallahu anh bunu eşidir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gəlir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dinləyir və kəlmə-i şəhadət getirir, İslamı qəbul edir. Və buna ailəsi razı olmur. Ailəsi ondan dinindən dönməyi tələb edir, o deyir, xeyr, mən dinimdən dönməyəcəm.
Buna göre ailesi onunla bütün alakaları, valideynleri onunla bütün alakaları kesir. Tabii ki onun dediğim gibi yani karıştırdığı o bahalı pullar, ətirlər veya paltarlar hamısı atasının mülkü. Ve ondan sonra məcbur şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına sığınır. Çetinlik içerisinde orada yaşayır. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olduğu müddette ondan yani nazil olan bütün ayarı o ezberliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hükümleri öğrenir. Ve çetinliğiyle yaşayır. Ve Mus'ab radiyallahu anh'u İslam'da ilk sefer sayılır. İslam'da ilk sefer kimdi? Mus'ab radiyallahu anh'u. Mədinədən peyğəmbərliyin 10-cu ilində, bir peyğəmbərliyin 10-cu ilində, daha sonra 11-ci, 12-ci ilində iki qafilə gəlir. Birinci qafilə 11-ci ilində, 12-ci ilində ikinci qafilə gəlir. İkinci qafilə gəldikdən sonra ikinci qafilə müsəlmanlar, Peyğəmbər s.ə.v. deyirlər ki, onlar gəlirlər Məkkəyə, Məkkədə İslamı qəbul edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. ikinci qafilə deyir ki, bizə bir nəfər ver, Mədinədə bizə dinimizi öyrətsin. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə Mus'ab'ı gönderir. Yani İslam'da bu şekilde ilk sefer olur. Medine'ye ilk gelmiş mühacir kimdi? Mus'ab radiyallahu anh. Bakın bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yıl kabak gelmiş olur. Ona kadar 10-12 nefer, 13 nefer seyfelenirse birinci kafilede İslam'ı kabul etmişti. 72 nefer de ikinci kafilede kabul etmişti. Medine ehli. Mus'ab radiyallahu anh gelir Medine'ye. Bir yıl sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelen de deyir ki Medine'de öyle bir aile yok idi ki orada en azı bir nefer Müslüman olmasın. Allah Teala onun elinden Medine'ye İslam nurunu yayar. Ve onları davet edir. Mus'ab radiyallahu anh'a bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılmıyor. Onunla beraber Bedir Savaşı'nda iştirak edilir. Bedir dövüşünde iştirak edilen sahabelerden. Bilirsiniz ki Bedir hakkında da varid olup ki Allah Teala Bedir ehline diyor ki ne etseniz sizi ben bağışlayıram. Ve burada da özünü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme siper edir ve şehit olur. Ve şehit olandan sonra gelir sahabeler diyor ya Resulallah Mus'ab'ın bir tane izarı olur. Bu iki ihramda siz bağlıyorsunuz bir tane aşağı. Buna izar değildir. Bir de çiğnine atılana rida değildir. Yani eynini tam örtecek bir paltarı yok idi. Bir tane yalnız aşağısını bağlayacak izarı var idi. Diyor ki ya Resulallah bu izarla yukarısını bağlasan ayağı aşağısı açık kalır. Aşağını bağlayan da yukarısı açık kalır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yukarısını bağlayın. Ayaklarının üzerine de izhir yarpaklarından. Böyük, burada ağac olun. Vaktiyle Medine'de izhir. Böyük, onun böyük yarpakları olun. O yarpakları düzün diyor. Bakın subhanallah her şeyden keçti. Varından, dövlətindən, her bir şeyden keçti. Ne için? Allah yolunda. Allah azze ve celle'nin dini için. Bugün bizden kimdense o talep olunmur ki dininden dön diye. Ama biz en yani dinimizi yaşamak için en adi bir şeylerden keçmek istemedik. En adi bir şeylerden keçmek istemedik. Bazı insanlar var maalesef. Bakırsan Allah Teala dünya nimetlerinden verip o nimetlerin hamısının gitmesine yok. Var devletin gitmesinin hamısı yok. Azalması korkusundan adam hacca ümreye gelmir. Ya onun azalmasından korkur ya da ki hansı vəzifədə işləyirəm mən getsəm mənə problem yaradarlar. Və yaxud ondan nəyisə xərcləmək istəmir. Və yaxud saqqaldan saxlamaqdan qorxur ki niyə? Saqqal saxlasam mənə problem yaradarlar işimdə və bu işdən məhrum olaram. Zaten yığmısan bu qədər. Sənin aparacağın, o dini aparacağın sənin xərclədiyindir. Yığıb saxladığın deyil. Necə ki sələflərdən gəlir ki sənin buraxdığın mal dövlət kimə nəsib olacaq? Asla. Övladına. Ona görə deyirlər ki, sələflər salih övlada mal dövlət gərəkmir. Yəni salih övlad üçün miras olaraq buraxılan bir mala ehtiyacı yoxdur. Ağlı başında olan salih övlad o pulu sənin kimi qazanmağa qadirdir. Və o qazanacaq, onun sənin buraxdığın var dövlətə ehtiyacı yoxdur. Və salih olmayan, əməli salih olmayan fasik bir övlad üçün de o pulu bırakmak olmaz. Çünkü onun daha da fasikliğinin, günahının artmağına sebep olursa. Sana kalan, senin Allah yolunda karıştırdığındır. Ve bakın sahabenin haline bakın, her bir şeyinden keçti. Ne için? Allah Azze ve Celle'nin dinini izzetlendirmek için. Allah Azze ve Celle'nin dini için. Ve sonunda kefenlemeye paltar takmıyor.
üstünü örtmeye paltar takmıyor. Bunu ne için eyledi? Allah Azze ve Celle'nin yolunda şehit olmak için. Allah Teala isteyelim ki bizi eşit faydalanlardan eylesin. Eşit bir aksana tabulanlardan eylesin. Subhanakallahu bihamdik. Eşit edenlerin eylesin. Estağfurullah.